Merhaba arkadaşlar. Bugün Net Grafik Tekstil'de birinci bölümdeyiz. Bu bölümde açıkçası tek tek size file'ı, edit'i, ne bileyim sol tarafta kullanacağım bütün sekmeleri anlatmak istedim. Fakat bu durumun çok fazla sıkıcı olacağını ve bir sonraki bölüme geçtiğinde aslında ilk de anlattığım şeyin aklınızda olmayacağını düşündüm. Ve her yeni bölümde farklı bir şey öğreterek örnek veriyorum bütün desenlerimiz, bütün öğreteceğim şeyler bittikten sonra aslında buradaki bütün, şu üstteki bütün her şeyi öğreneceksiniz. O yüzden şu an en önemli şeylerden başlayarak, daha sonra bunları başka bir şey ile birleştirerek size tamamen bu mesleği elimden geldiğince öğretmek istiyorum. Öncelikle şu an yapacağımız şey, ilk öğreneceğimiz şey yay olacak. Yay bizim gerçekten çok, bizim için çok önemli, çok değerli bir şey aslında. İşimizi çok fazla kolaylaştırıyor. Tek tek bir şeyler yapmamıza gerek kalmadan belirli bir ivmeyi, belirli bir dönüşü daha hızlı almamızı sağlıyor aslında. Şu anki bir önümüzde gördüğümüz kırmızı şeyimizi bir çiçek olarak, bir motif olarak adlandıralım. Bu motif şu an çok fazla bozulmamış. Ufak bozukluklar var sadece. Böyle çok fazla bozulmamış bu motifimizi. İleride daha bozuk halde çizerek, daha farklı çizerek, daha farklı çiçekler ve daha farklı motifler görerek ilerleyeceğiz. Bugün dediğim gibi ilk başta size draw yani yay kısmını öğreteceğim. Yay kısmının kısa yolu Y. Ve şunu söylemeyi unuttum. Bir tane küçük bir not defterinizi yalnız almanızı istiyorum. Not defterinde size kısa yollardan bahsedeceğim. İşinizi kolaylaştıracak bazı şeylerden bahsedeceğim. Bunları her İşte ben size söyledikçe yazmanızı istiyorum. Çünkü bir sonraki bölüme geçtiğinizde tekrardan bir önceki bölüme dönüp "Aa burada ne demişti?" diye düşünmeden not defterinize bakarak hareket ederseniz bu sizin işinizi daha da kolaylaştırır. Not defterinizi alıp geldiyseniz açıkçası ufak ufak başlayalım diyorum. Bizim amacımız şu anki önümüzdeki olan motifi aslında şunların bozulmuş olduğunu varsayalım. Bozulmuş desenimizin çevresine yay atarak bu bozulmuş deseni belirli bir şeye benzetmek, belirli orijinalimizdeki desene benzeterek ilerlemek. Tabi bu dediğim gibi çok fazla bozulmamış bir motif. Nasıl bozulacak? Örnek veriyorum. Biz bunu 60'a 101 çiziyoruz. Bunun daha farklı bir ebatta çizmemizi isteseler. Mesela 120'ye 200. Örnek veriyorum bu arada ebatları ve kaliteyi. Bu ne olacak? Hem en olarak hem de boy olarak büyüyecek. Şu üst kısımda gördüğünüz 60 boyu 101 eni. Ne olacak? Bu büyüyünce 120 olunca bu büyüyecek ve olduğu şekilde büyümediği için bozularak büyüyecek. Bozularak büyüdüğü için ufak tefek ya da daha farklı, daha böyle hiçbir şeye benzemeyen bir hale de gelebilir. Bunu tekrardan düzelterek eski haline benzeterek çizmek aslında bizim amacımız. Bir şeyleri, bozuk olan bir şeyleri düzelterek ilerlemek. Burada size ilk şekilde yay öğretmek istiyorum. Yay dediğim gibi çok fazla işimize yarayacak. İleride de çok sık kullanacağız. Bir sonrakinde daha farklı şurada göreceğiniz birçok motiften bahsedeceğiz aslında. Daha sonra bu bilgilerimizi birleştirerek bir halı çizmeye çalışacağız en sonunda da. Hadi hazırsanız başlayalım. Programı sıfırdan açtığımı varsayıyorum. Programımı açtım. Sol kısımda File kısmına tıklıyorum. New ve Open var. Bizim için şu an kullanacağımız bölüm Open. Open'a tıkladığım zaman bizim bundan önce bize gönderilmiş deseni tekrardan açıp çizeceğiz. Ya da şurada işte şuradaki ikona tıklayıp kısa yolu bu. Buraya tıklayıp motifimizi açıyoruz. Motifimizi açtıktan sonra amacımız dediğim gibi buradaki çizgilerimizin kenarlarından giderek bunu düzeltmek. Y kısmına tıklıyorum. Yayımızı elimize aldım. Sol kısımda gördüğünüz gibi renk paneli dediğimiz bir alan var. Burada bizim birçok rengimiz var ve birçok rengi elde edebiliriz. Ne yapacağız? Bunun dışına farklı bir renk atacağımız için ve bunu yayını dışını döneceğimiz için farklı bir renk ile atacağız. Ne yapıyorum? Şuradaki renklerden birini kullanmak istemiyorum diyelim. Geliyorum şuradan herhangi bir rengin üzerine. 16 diyelim. Bu 16 açıkçası bizim desenimizin içerisinde kullanılmayan bir renk olmalı. Mesela 15'i değiştirebilirim. Sıkıntı olmaz ama örnek veriyorum. Gelip işte
24. rengi değiştirirsem, mesela 24. rengi değiştirirsem bizim desenimizin ve motifimizin içerisinde olan renk değişir. O yüzden desenimizde kullanılmayan bir rengi seçeceğiz. Geliyorum buradan 25. rengin üzerine. 25. rengin üzerine geldim. Buradan herhangi bir rengi seçiyorum. Bu tabii sizin istediğiniz herhangi bir renk olabilir. Veya da istediğiniz herhangi bir sayı üzerinde de değişkenlik yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece motifimizin üzerinde olmayan renk alanlarının dışını seçmemiz gerekiyor. 25. rengimizi aldım. Dediğim gibi Y'ye tıklayıp kısa yolu Y olan yayımızı elimize alıyorum. Diyelim ki yayımızın kısa yolunun Y olmadığını varsayalım. Tools kısmına geliyorum. Buradan Customize kısmına geliyorum. Customize kısmına geldikten sonra burada bu kısma geliyorum. Misal veriyorum. Bunun Y değil de A olduğunu varsayalım. Bunu benim değiştirmem gerekiyor. Y yapıyorum. Asegin diyorum. Şöyle bir yazı çıkıyor. Evet diyorum. Okey diyorum. Okey dedikten sonra artık yayımın kısa yolu Y. Kısa yolları sık sık kullanacağım. Elimizden geldikçe siz de yavaş yavaş kullanarak ilerleyelim. Y'ye tıkladım. Buradan 25. rengimi de seçmiştim. Geliyorum motifimin üzerine. Tabii motiflerimiz sürekli bu kadar küçük olarak ilerlemeyecek. İleride daha büyük bir şekilde ilerleyecek. O yüzden desenimizin ve motifimizin içerisinde rahat hareket etmemizi sağlayan bir kısa yol söyleyeceğim size. Elim CTRL'e, sol elimi CTRL tuşuna götürüyorum. CTRL tuşuna basıyorum ve mouse'umun orta tuşunu ileriye doğru sürüklediğim zaman desenime daha çok yaklaşmamı sağlar. Tekrardan CTRL tuşuna basılı olup uzaklaşmak istediğimde ise mouse'umun orta tuşunu geri olarak sürükleyip benim uzaklaşmamı sağlar. Geliyorum. Şu an amacım yay atmak. Yayın birinci kuralı. Bu çok önemli bir kuraldır. Amaç düzlükten düzlüğe doğru atmak. Düzlük nedir? Mesela şu sol kısımda gelen hareket bir düzlüktür. Yani şuradaki gibi merdiven gibi gelmeyerek belirli bir düzlükte gelir. Bakın şurası da bir düzlüktür. Şurası da bir düzlüktür. Şu kısım da bir düzlüktür. Elimizden geldikçe yani alanımız var. O düzlük var ise amacım düzlükten düzlüğe yay atarak ilerlemek. Geliyorum motifimin üzerine. Yayımı aldım. Y kısmına basıp rengimi aldım. Geliyorum motifimi çizmeye başlıyorum. CTRL tuşuyla da biraz geri geldim. Geliyorum şurada gördüğünüz gibi başlangıcımı bura olarak belirledim. Tıklıyorum buraya. Bir kere mouse'um ile tıkladım. Ve tıkladığım için herhangi bir yere oynatabiliyorum. Bakın bir kere oraya tıkladım. Geliyorum. Şimdi amacım şuradaki gördüğünüz gibi bir esneklik var. Şurada bir dönüş var. Bu dönüşü dışını atarak ilerlemek. Şimdi ben bunu şuradaki düzlüğe getirerek atamam. Çünkü şurada da ayrı bir düzlük var. Ne yapıyorum burada? Herhangi bir düzlüğe yakın bir yere. Bakın şurada hepsi düzlük aslında şunların 2-3 piksel olarak ilerleyen bir düzlük. Geliyorum buna tıklıyorum. Buraya da gelip bunun üstüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bir kere buraya tıkladım. Bakın bir kere de buraya tıkladım. Yayım istediğim gibi sağa, sola, üste hareket ettirebilirim. Bir kere buraya, bir kere de buraya tıkladım. Geliyorum. Şuradaki kıvrımı veriyorum. Bakın mouse'umu oynatıyorum. Şu an hiçbir yere basmıyorum. Sadece mouse'umu oynatıyorum. Geliyorum ve bir kere daha tıklıyorum. Bir kere buraya tıkladım. Bir kere de buraya tıkladım. Hareketimi verdikten sonra bir kere daha tıkladım. Şimdi buraya tıklıyorum. Bakıyorum nereye doğru hareket ettirebilirim. Şurada bir hareket var. Bakın şurada bir düzlüğüm var. Benim için önemli olan düzlük. Geldim düzlüğümün ortasına doğru. CTRL tuşuyla biraz yaklaştım. Yani tam ortasının olmasına gerek yok bu arada. Aşağı yukarı ortasını diyebiliriz. Tıkladım. Şuradaki kıvrımı vereceğim. Geliyorum. Şuradaki kıvrımı veriyorum. Bakın verdikten sonra farkındaysanız şurada bazı boşluklar oldu. İşte siyah oldu mesela ama tamamen kırmızı olmadı. Bunlar olabilir. Doğal şeyler. Yanlış olduğunu düşünüp tekrardan bunu yapmayın. Ama diyelim ki bu yayımız yanlış oldu. Şu an bir kısa yol daha söyleyeceğim. Bu bizim yine çok sık kullanacağımız bir şey. CTRL Z. CTRL Z ile yaptığımız bir önceki işlemi geri bir sonra önceki işlemi geri alabiliriz. Diyelim ki doğru bir işlemdi. CTRL Y'ye basarak da Y tuşuna basarak da işlemimizi ileri alabiliriz. Yani CTRL Z geri, CTRL Y ileri. Burayı yaptıktan sonra tekrardan Y'ye tıkladım. Ve aşağı doğru iniyorum. Mavi kısmımda renk panelimin mavi olduğunu eminiz. Tekrardan buradan alıyorum ve şuradaki düzlüğüme doğru atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir
birbirine devam eden bir yay sistemi var. Şunu da söylemeyi unutmuşum. Ne olursa olsun yayımı buradan alıp buraya attıysam mesela, siz de atarken yayınızın birbirinin arkasından devam etsin. Yani şöyle olmasın. Örnek veriyorum, şurada olmasın. Bu yay bunun etrafından devam ederek ilerlesin. Geliyorum. Buradan aldım, yayımı attım. Tabii şurada bir boşluk oldu, bir piksel boşluğu oldu. Bu olabilir. Bunu alıp şu şekilde atabilirdim. Bu şekilde atıp buradan alıp buraya doğru, düzlemin ortasına bakın. Şurası bir düzlük. Bunun ortasına doğru atıyorum. Daha sonra buradan alıyorum. Bakın, başlangıcından şöyle atıyorum. Bu kısım bitti. Şu an amacım şuradaki düzlüğü vermek. Geliyorum. Şurası bir düzlüğün ortası. Buradan alıp buraya atıyorum. Bakın, bu yayı atarken şurada bir kural hatası falan oldu tabi. Ben bunu bir daha atmak istiyorum. Tabi siz şu an sadece yay atın. Hani bu kural hatalarını ben görebiliyorum şu an. Size bir sonraki bölümde kural hatalarından bahsedeceğim. Yayımı attım. Elimden geldikçe şu an için bu yay birbirine çok değmesin. Ben de şu an değiyor. Yani ben bunu bir sonraki bölümde size düzeltmeyi göstereceğim. Şöyle bir şey. Ama şu an siz öyle olursa gerekirse öyle bırakın. Tekrardan geliyorum. Mavi rengimden olduğundan emin oluyorum. Buradan seçtim. Geliyorum. Buradaki hareketimi tamamlıyorum. Buraya tıklıyorum. Bakın, tekrardan burada da bir düzlük yok. Ne yapacağım o zaman? Şuradaki esnekliği vermem gerekiyor. Gerekirse deneyerek ilerleyin. Şunu yaptım. Buradan bunu alıyorum. Bakın, şu an yanlış aldım mesela. Görüyorsunuz, şurada birbirini devam etmeyen, birbirinden farklı, birbirine bu şekilde değerek değil de sanki şurada bir üst üste olan bir yay sistemi var. Yani ben bunu buradan değil de şuradan aldığım, üstünden aldığım için aslında böyle. Ne yapıyorum? Çaprazından devam edeceği bir şekilde alıyorum. Ve buradan alıp şuradaki yayın esnekliğini vererek ilerleyeceğim. Atıyorum, buradan alıp bakın şurada düzlüğüm var, düzlüğümün ortasına doğru atıyorum. Buradan alıp buraya da attım. Gördüğünüz gibi buradaki motifimizin çevresini dönerek hareket ettim. Şimdi buna benzer bir tane daha motifim var. Bunu da size aşağı tarafta linke bırakacağım. Aşağıda bir tane Telegram kanalı açıyorum. Elimden geldikçe, müsait oldukça size yardımcı olmaya çalışacağım. Yaptığınız işleri bana atın. Ben müsait olunca bakacağım. Doğru veyahut da yanlış olmuş ya da olmamış deyip size yardımcı olmak istiyorum. Bunları kaydederken file kısmına basıyorsunuz. Save as kısmına tıklıyorsunuz. Ve buradan ismini, örnek veriyorum, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, işte Ece yapıp kaydet diyorsunuz. Daha sonra bunu bana alıp WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden bana gönderiyorsunuz. İyi günler dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.